Cevher İlhan'ın tam biat dayatmalı temayül yoklaması başlığını verdiği yazısını sunuyoruz. Başbakanın genel başkanlığı ve başbakanlığı bırakmaya zorlanmasıyla apar topar gidilen AKP kongresi öndesi olup bitenler, darbe dönemlerinden kalma tek parti tek adam otoritesi altında tepeden dizayn edilen siyasetin halipür melalini ele veriyor. İktidara ilişkin medyanın, Cumhurbaşkanı ile uyumlu çalışan başbakan modeli kurulacak. Onu başkanlık sistemi konusundaki çabalar izleyecek telkiniyle bundan böyle sarayın emrinde düşük profilli başbakanla başkanlık sistemine ortam hazırlama gayretlikleri iktidar mahfillerinin içine düştüğü vartayı deşifre ediyor. Yine iktidar partisi yöneticilerinin daha baştan parti kadroları Cumhurbaşkanı'nın açtığı yolda ilerliyor diye peşinen Erdoğan'a tam biat ilanıyla kongreyi sonucu baştan belli hale getirmeleri demokratik değerlerden yoksun siyasetin çıkmazını açığa çıkarıyor. Aslında daha temayül yoklamaları devam ederken yandaş medya ve mahfillerinde daha baştan Erdoğan'ı işaret ettiği kişinin genel başkan ve başbakan olacağının normalmiş gibi sunulması Türkiye'de siyasetin kronik illetinin teşhisi oluyor. Gerçek şu ki temayül yoklamasına katılan İstanbul Belediye Başkanı Topbaş'ın en iyisini herkes öz iradesiyle kendisi belirliyor dedikten sonra Binali Bey, Bozdağ Bey çok kıymetli isimlerdir demesi ve iktidar partisi kalemşörlerinin daha baştan Yıldırım'ın birinci, Bozdağ'ın ikinci ve Kurtulmuş'un üçüncü çıktığını duyurmaları yoklamanın formalite icabı yapıldığını ele veriyor. Görünen o ki iktidar partisi sarayın direktiflerine endekslenmiş. Parti sözcüleri talimatı değişim olarak niteleyip normal olan budur diyerek ve değişime direnen çürür çıkışıyla devam ederken parti tabanına üstü örgülü örtülü gözda veriliyor. Bundandır ki siyasetin üzerinde kurulan ağır baskı ve vesayetten dolayı iktidar partisi içinden birileri çıkıp bir yandan fevkalade başarılı dedikleri başbakan için suçu neydi ki apar topar azledildi. Tam da AB ile göçmen anlaşmasına varıldığı ve vize muafiyetinde 72 kriterden 67'sinin yerine getirilip 5'inin kaldığı vetilede neden çekilmeye zorlanıyor diye sormuyor, soramıyor. Partililere açık açık genel başkan adayımız Binali Yıldırım'dır telkini yapılıyor. Kimse çıkıp adayım diyemiyor. Birilerini aday gösteremiyor. Herkes gözünü saraya dikmiş. Dahası başbakan ayrılma sebeplerini açıklamıyor. Evvelki temayül yoklamasında Gül'ün %76 ile birinci çıkmasına karşı reisin %1 ile üçüncü çıkan Davutoğlu'nu seçtirmesini kabul eden parti grubundan vesayete yine hiçbir ses çıkmıyor. Esasen bu durum hiçbir demokratik ülkede benzerine rastlanmayan az oyla çok milletvekili elde etme kumpaslı yüzde on seçim barajıyla ön seçimin ve tercih sisteminin olmadığı aday listelerinin parti genel merkezlerinin ayarlanmış merkez yoklamalarıyla ısmarlama anketlerle siyaseti genel başkanlarının sultası cenderesine sokup temsilde adaleti berhava ederek millet iradesini gasp eden ve demokrasiyi katleden 12 Eylül darbesinden kalma Antidemokratik siyasi partiler ve seçim sisteminden kaynaklanıyor. Kısacası çarpıklık, AKP iktidarının 2002 Kasım'ında açıkladığı acil eylem planında siyasetin demokratikleşmesi adına taahhüt ettiği, bütün seçim bildirgelerinde, miting meydanlarında ve hükümet programlarında vaat edip halka söz verdiği siyasi partiler ve seçim kanununu değiştirmeye, siyaset hukukunu demokratikleştirmeye yanaşmamasından türüyor. AKP 15 yılı aşkındır hala bu darbe yasasına sığınıyor gerçekten seçimden yeni çıkmış başbakanın çekilmesi zarureti nedir? Neden milletin gözü önünde temayül yoklaması perdesinde oynanan orta oyununa seyirci kalınıyor? Diyor Yeni Asya Gazetesi yazarı Cevher İlhan.